tükenmişlik sendromu nedir? Stresli yaşamın da etkisiyle günümüz toplumunda görülme sıklığı giderek artan tükenmişlik sendromu, önemsenmesi ve mutlaka tedavi edilmesi gereken psikolojik bir sorundur. Genellikle yoğun ve stresli bir iş hayatı içerisinde bulunan kişilerde görülen tükenmişlik sendromunda başarısızlık hissi, enerji düşüklüğü, bireyin kendini yorgun ve bitkin hissetmesi gibi problemler baş gösterir. Bu sorunların şiddeti, hastalığın şiddetiyle paralel olarak artmaya devam eder. Hastalık ani bir şekilde gelişmez. Yavaş yavaş ve sinsi bir şekilde ilerleyerek belirti vermeye başlar. Bu nedenle hastalar ve yakınları genellikle hastalık belirli bir şiddete ulaşıncaya dek durumu önemsemez ve tedavi gerekliliği hissetmez. Sendromun ilerlemesi durumunda hastalık bazı kişiler için dayanılmaz ve başa çıkılamaz bir hale gelebilir. Bazı kişilerin istemeden işini kaybetmesi ve sosyal çevrelerinden uzaklaşması gibi sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle hastalık fark edildiği andan itibaren mutlaka tedavi sürecine başlanmalıdır. Yavaş ve sinsi bir şekilde ilerlemesi nedeniyle tükenmişlik sendromu yaşayan hastaların birçoğu muayene için sağlık kuruluşlarına başvurmaya gerek duymaz. Dünya genelinde pek çok kişi zorlu yaşam koşulları ile mücadele etmek durumunda olduğundan bu duygular hayatın normal bir parçası ve kaçınılmaz bir durum olarak görülebilir. Bu da hastalığın fark edilmesini zorlaştıran etmenler arasında yer alır. Hastalık tedavi edilmedikçe, mevcut yaşam koşulları ve stres devam ettikçe hastalığın şiddeti de artar ve belirgin semptomlar ortaya çıkmaya başlar. En yaygın olarak görülen tükenmişlik sendromu belirtileri şu şekilde sıralanabilir. Bedensel tükenmişlik hissi, duygusal tükenmişlik hissiyatı, kişiyi esir alan olumsuz düşünceler, karamsarlık, basit işleri bitirmekte zorlanma, işten soğuma, umutsuzluk, kendini değersiz hissetme, azalmış mesleki özgüven, unutkanlık ve dalgınlık, sürekli yorgunluk ve bitkinlik hissiyatı, dikkat dağınıklığı, uyku problemleri, kabızlık ve ishal gibi sindirim sistemi düzenine ilişkin bozukluklar, kalp çarpıntısı ve solunum güçlüğü, baş, sırt ve bacaklar olmak üzere vücudun belirli bölgelerinde ağrılar. Bu nedenlerin haricinde tükenmişlik sendromunun daha pek çok kişiye özgü semptomu ile karşılaşmak mümkün. Bu nedenle az önce bahsettiğimiz belirtilerden birkaçını kendisinde gören kişiler mutlaka tükenmişlik sendromuna ilişkin testlerden geçmelidir. Tükenmişliğe götüren ortamlar ise iş ve aile ortamı, her şeye yeterli olduğunu düşünme, aşırı düzeyde sorumluluk duygusu, mükemmeliyetçi eğilimler, sabırsız ve aceleci olma, hayır diyememe, ev ve iş yerindeki insanların aşırı düzeyde beklentileri olması olarak sıralanabilir. Bir başka videomuzda görüşmek üzere.